Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya halini de etkiledi bu durum. Soğuk nedeniyle az olan ürüne bir de deprem bölgesinde hasat yapılmaması eklendi ve Antalya haline ürün girişi yok denecek kadar azaldı. Peki bundan sonra ne olacak? Sorunun cevabını ise Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz verdi. Antalya Toptancı Yaş Sebze Meyve Hali şu günlerde sakin. Nedeni ise soğuk hava ve deprem. Soğuk hava haldeki ürünlerin miktarının azalmasına neden oldu. Bu da pazar tezgahlarına yansıdı. Havaların soğumasından dolayı üründe domates olsun kızarma azaldı. Biber çeşitlerimiz olsun olgunlaşması azaldığı için fiyatlarımızda bir yükselme oldu. Ama şu an itibariyle şu birkaç gün içerisinde domatesle biraz düşüş bekliyoruz. Soğuk hava nedeniyle azalan ürünlere bir de asrın deprem felaketi eklenince Antalya Toptancı Yaş Sebze Meyve Hali esnafı elindeki tırlarla ne var ne yoksa yardım amaçlı ürünleri deprem bölgesine gönderdi. Deprem bölgelerine Antalya halinden sebze ve meyveler yardım amaçlı gönderiliyor. Şu an itibariyle önümüzdeki günlerde de oradaki ortamın nasıl olacağına dair endişeler duyan hal esnafı şu anda meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade ediyor. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, depremzedelerin birçoğunun Antalya'ya geldiğini ve ürün çıkışlarının kent merkezi içinde olacağını, bunun da ürün fiyatları düşüşe neden olacağını kaydetti. Oraya sebze gitmeyecek. Yani 13,5 milyon insanımızın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Giden ellerimiz elbette ki olacak. Bir şekilde yine gidecek. Ama eski ağır tonajdaki malların gidecek olduğunu düşünmüyoruz. Ama o insanlarımızın da bir kısmı batıya geldi zaten. Antalya ilimizde, ilçelerimizde, otellerimizde bir dünya ağırladığımız insanlarımız var. Onların tedarikleri de yine bu bölgeden bir şekilde yapılıyor. Gidiyor. Yani o tüketim bir şekilde olacak ve olmaya da devam ediyor.